Salatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Dördüncü Burhan 22. sözden: Ey muanit arkadaş, gel muanit hariçte olduğu gibi bizde de var nefis. Gel sana daha acayibini göstereceğim. Bak, bu memlekette bütün bu işler, bu şeyler değişti ve değişiyor. Bir halette durmuyor. Mesela bir binayı düşünün. Kargas yapıyorsun, tuğla örüyorsun, işte badana yapıyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Ne kadar muamele istiyor ve insani bir yemek lazım. Yani insan lazım. Cansız bir bina yapmak için bu hale getirene kadar ne kadar emek gerekiyor. Peki düşünün, senin harcını bir düşün. Sana yapılan muameleyi düşün. Sana yapılan masrafa bak. Mesela göz yapmak için ne kadar sanat ve teknoloji gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz dünyada eski şey değişiyor. Sanayi ihracatı pek azalıyor. Eskisi gibi değil. Ya teknoloji ihraç ediliyor. Teknoloji artık. Mesela geliyor fabrikası, burada uyguluyor veya içindeki ruhu olan teknolojiyi alıp çekip gidiyor, bitiriyor yani. Bir de maksada doğru, hedefe doğru değişiyor. Mesela yumurtaya bak, tavuğa inkılap ettiriliyor. Yani yumurtadan tavuk yapmak normal bir teknoloji. Tek tek tüyünü zor sayıyoruz. Ama yapılan muameleye bak, ölü çekirdekten, yumurtadan yumurta fabrikasını imal ediyoruz. Değil mi? Tavuk hakikaten yumurta fabrikası. Klok 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 dolaşıyor. Solucan yiyor, yumurta atıyor. Kırpıntı yiyor, yumurta atıyor. Ot yiyor, yumurta atıyor ve sayıyor. Hem de seyyar, dumanı, bacası yok. Bak, değişti, değişiyor. Bir halette durmuyor. Her şey mükemmele gidiyor. İnsan hariç. Gübre meyve oluyor. Meyveyi hayvan yiyor, hayvan insan yiyor. Bakın sürece bak. Her şey mükemmele hamile. Daha iyi, daha güzele. Hiçbir şey bakın durmuyor. Dikkat et ki bu gördüğümüz camit cisimler, hissiz kutular birer hakimi mutlak suretini aldılar. Adeta her bir şey bütün eşyaya hükmediyor. Mesela bir şeyi yapabilmek için bütün her şeyi hareketlendirmeye bağlı. Mesela basit bir yaprak diyoruz ama bir yaprağın yaratılmasında güneş lazım. Dünyanın döndürülmesi lazım. Atmosferik faaliyet lazım, rüzgar lazım, toprak lazım, elementler lazım. Bu bir kere malzeme. Bir de plan lazım. Yani şu binada kullanılan malzeme ile villada kullanılan malzeme aynı. Çimento burada da var, tuğla burada da var, orada da aynı. Fark projede. Şimdi bu kullanılan malzeme bu. Mesela yediğimiz, içtiğimiz şeyler malum. Abi bakıyorsun ki insan. Yani bununla ne alakası var şimdi? Tırnak olacak bunlar. Saç olacak bunlar. Herkese farklı saç olacak bunlar. Organlar değişecek. Tırnağın uzayacak. Kesilen yerler tamir olacak. Hücreler değişecek. Böbrek yapılacak. Karaciğer yapılacak. Şunlar. Hani diyorlar ya, ölüler nasıl diriliyor? Yediğimiz gıdalar ölü değil. Ölü maddeleri yiyoruz, diri diri dolaşıyoruz, sonradan ölüler dirilir mi diye soruyoruz. Gidip de gelen mi var? Gidip de gelmeyen mi var? Suyu gönderiyoruz, saç geliyor, et geliyor. Ölü şey içiyoruz, diriliyor. Toprağa kuzinaya atıyoruz çürümüş şeyi, demiri. Pırasa lahana olarak geliyor. Toprağa ne attın da gelmedi ki? Hem sen daha önce gelmiş miydin ki gidip de tekrar geldin? Yani bir şeyin gelebilmesi için daha önce gitmesi mi gerekiyor? Adeta diyor, hissiz, cansız kutular, çekirdekler insanı tanıyor gibi hareket ediyor. Mesela bu gündelikte ne var? Hurma var diyeyim. Hurma var. Nar var, kivi var, mandalina var, portakal var değil mi? Bak hurmaya. Hamsi var. He? Hamsi.
Hamsi de var. Şimdi hurmayı düşün arkadaşlar. Şey, pek ilgimizi çekmeyen bir şey. Yani o hurmanın içini yardığın zaman oradaki lokum gibi yapı donanım lifleri, yani nasıl, hangi bir teknolojiyle yapılması lazım? Dağın tepesinde yapılıyor, ırmakların kenarında yapılıyor. Kullanma malzeme belli. Nasıl yapıyor? Şimdi şunu demek istiyorum, buraya kadar biliniyor. Ama ondan daha mühim, hurmayı yapmak, hurmadan daha mühim bir şey var. O hurmanın hedefi olması, insana hitap etmesi, gayesi olması ve insanın donanımlarını beslemeye özelliğine sahip olması. Şimdi dağın tepesindeki, ırmağın kenarındaki bir ağaç beni nereden biliyor ki benim hücrelerime uygun malzeme imal etsin? Tanımıyor ki beni. Var mı sizin hurma sizi tanıyor? Yok. Tanısa ne olur ki? Öyle bir sanayi kurmuş ki insanı devamlı takviye ediyor. Peki gayesi olabilir mi? Yok. Burada diyor ki cansız, hissiz kutuların bir gayesi olur mu? Mesela bakın, hurmaya takılmış Cenab-ı Hak vermiş, bu ağırlık. Kendine menfaati var mı? Yok. Ağaca? Yok. Kendine menfaati olmayan yükü niye yüklensin? Niye insana çalışsın demek istiyorum. Eğer bir Allah'a kabul etmesek, hurma ağacı insanın etrafında niye yardım etsin? Niye insanı hedeflesin? Niye insana çalışsın? Yok ya akıl. Rengi gözüne göre hurma değil mi? Aman iğreniyor musun? Aman gösterme. Bakın. Bütün yaprakları dökülmüş. Her tarafa bakınca kırmızıya benziyor değil mi? Pembe gibi. Bak rengi iğrenç değil. Kokusu burnuna göre, yeniş ağzına göre, çiğnemesi dişine göre, tadı diline göre, gıdası vücuduna göre, özelliği çözünürlüğü midene göre, donanımı da senin hücre yapına göre. E bunu o mu takip edecek? Hissiz kutular birer hakimi mutlak suretini aldılar. Adeta her bir şey bütün eşeğe hükmediyor. Bütün eşeğe. Gözü yapmak, bilmek yetmiyor. Gözü yapan aynı zamanda güneşe de hükmetmesi lazım. Güneşi bilmeyen, özelliğini bilmeyen, ona uygun çalışacak bir makine yapamaz. Nasıl yapacak? Güneşte haberi yok, göz yapıyor. İşte bu yanımızdaki bu makineye bak. Neymiş o makine? Makine meyvedar ağaçlara işarettir. Çünkü yüzer tezgahları, fabrikaları incecik dallarında taşıyor gibi hayret numa yaprakları, çiçekleri, meyveleri dokuyor, süslendiriyor, pişiriyor, bizlere uzatıyor. Şimdi yaprak yapmak için, yani bundan daha harika değil bir yaprak. Bundan bu cansız, o canlı. Ve bu boyanıyor. Yaprak ne boyanıyor, ne cilası vurulmuş. Yırtsan içiyle dişi aynı. Arabanın kaportasına boya vuruluyor. Ama kazısan içerisi saç. İçerisinde boya yok. Yüzeyinde var. Ama yaprakta böyle değil. Bir de şu özelliği var. Mesela meyvelerde Cenab-ı Hak boyama yapıyor. Boyama kimliği ifade ediyor. Koku kimliğini ifade ediyor. O boya ona ait. Onu ifade ediyor. Mesela siz bu bölgede olduğunuzda biliyorsunuz daha iyi. Şimdi görmediğime inanmam diyenler var ya. Mesela bir yerden gidiyorsunuz. Bir balık kokusu gelse kıza şey, ızgara yapılıyor. Eğer bu konuda hassas olanlar bilir ki palamut kızarıyor. Hamsi kızarıyor. Sargan kızarıyor. Fark ederiz yani bu farkı. Hangi balık kızarıyor anlıyoruz. Madem ne demek istiyorum? Kızartmalarda bile, pişirmede bile çıkan koku o mahlukun, o varlığın kimliğini ifade ediyor. Ona ait. Hatta ona ait. Görünüşü de ona ait. Yani vurulan boya ille güzel olsun değil, aynı zamanda kimliğini ifade ediyor. Bir tane söyle demişti, 5 yaşında Şahin vardı çay elinde. Dedim ya bütün balıkları suyun altında Cenab-ı Hak nasıl boyamış falan. Hoca, o ki balıklar boyandı, niye su çıkartmıyor boyasını? Yani palamutu nasıl boyamış, bak kimlik. Hamsi nasıl boyamış, sargan nasıl boyamış, istaviti nasıl boyamış. Acayip bir şey ya. Suyun altında boya mı olur? Yedikleri madde şu, basit kum ve acı sudan ibaret.
Yani sudan, acı sudan ve kumdan bunu halk edeceğim. Bir de bu donanımları takacağım, bu özelliklere koyacağım. Bir de kimlik olsun diye bu şekilde boyayacaksın. Barbuna kaç tane renk var? Evet, barbuna değil mi? Hocam balıkları. 100 bin diyor. Da 100 bin. Denizde 100 bin çeşit. Ortalama. Havada 100 bin. Toprağın üstünde 100 bin. 400 bin oluyor toprağın. Bak diyor ki, makine ağaçlara ifade ediyor, işaret ediyor. Ağaç nasıl bir makine? Yaprak dokuyor kumaş gibi. Meyveyi dokuyor. Kokuyu imal ediyor. Ya esans ya. Koku ya. Kimyacılık gerekmiyor. Koku yapmak için arkadaşlar, hani elimize sürülüyoruz da. Kimyacılık gerekmiyor. E kardeşim, gülü bu özel kokuyu koymak. Orada da kimyacılık gerekmiyor. Ya bir yemek yapmak. Meziyet istiyor. Hangisi önce, hangisi sonra? Süleyman nerede? Aşçı vardı orada. Burada. Ha, burada var. Değil mi mesela? Fasulye yapacaksın. Sonra konulanı öne. Öndekini sonra koyamıyorsun. Ya arkadaşlar, hurma yapmak için aşçılık gerekmiyor mu? Kimyacılık gibi gerekmiyor. Toprağı alacaksın, hurma yapacaksın. Mandalina yapacaksın. Dilimleyeceksin ağzıma göre. Çünkü sulu ya, balon gibi olsaydı yekpare, ısırdığın zaman patlardı. Ağzına göre ufaltmış. Yani laboratuvar ilmi gerekmiyor. Bir aspirin yapmak için bu kadar meziyet gerekiyor. İşte diyor ki, meyvedar ağaçları işarettir. Çünkü meyveleri, yaprakları dokuyor, süslendiriyor, pişiriyor, bizlere uzatıyor. Halbuki çam ve katran gibi muhteşem ağaçlar, kuru bir taştan tezgahını atmış çalışıp duruyorlar. Öyle ağaçlar var ki mesela, zıttan söyleyeyim, pirinç suda oluyor ama üzüm de kuru yerlerde oluyor. Hmm. Üzümlü var böyle, Antep'te gitmiştim. Pirinç suyun içinde oluyor, kupkuru şey. Acayip bir şey. Mesela fil ortalama 6 ile 6,5 ton arasında geliyor. Onun yapılmasına kaynak olan bir hücre var, sperma. Bir, gözle gözükmeyen. 6,5 ton çıkıyor. 1,5 kilo pirinç de yumurtadan çıkıyor yani. Şuraya bak. 6,5 ton fil mi oldu? Fil, ortalama. Okudum da 6 dakika, 6 tane, 6 defa çalışıyor şey, kalp. Kalbi, 6 defa. Dakikada 6 defa atıyor. Dakikada. Şimdi düşün, bak. Cenab-ı Hak şuraya koysa, filin menşei olan hücreyi, onda yapılmış. Bir de yumurtaya koysa, ey kulum hangisinden ne çıkar? Büyükten dön bir şey olur. Bundan minnacık bir şey olur. Gözde gözükmüyor, hücreden 6 ton. Yumurtadan da 1,5 kilo pirinç. Zıttı zıttından çıkartıyor ki yapan benim. Ölüden diri çıkartıyor ki yapan benim. Gayesi olmayan ağaçlarda, hayvanlarda gaye varmış gibi çalıştırılmasında gösteriyor ki gaye benim var. Çünkü onlarda gaye yok, maksat yok. İşte bu yanımızdaki makineye, işte şu yanımızdaki makine levazım, lazım olan levazımat ve maddeler uzak yerlerden koşup geliyorlar. Mesela bir ağaca nerelerden geliyor? Güneşten geliyor malzeme. Buluttan geliyor malzeme, rüzgardan geliyor malzeme, topraktan geliyor malzeme. Bak nerelerden geliyor, tezgahını atmış duruyor. İşte oraya bak, o şuursuz cisim, ne demek bu? Hububata, tohumlara, sineklerin tohumcuklarına işarettir. Mesela bir sinek bir kara ağacın yaprağında yumurtasını bırakır. Birden o koca kara ağaç, yaprakların o yumurtalara bir rahm-ı mader, bir beşik, bal gibi bir gıda ile dolu bir mahzenciyi çeviriyor. Adeta o meyvesiz ağaç, o surette ziruh meyveler yetiştiriyor. Kara ağaç bu bölgede olduğunda sanki meyvesi yok ya. Sinek geliyor, yumurtasını bırakıyor yaprağın üzerine. Yaprağın üzerine rüzgar uçurur, yağmur siler, güneş kurutur. Ama ne yapıyor yaprak bunu görünce? Çok zeki yaprak. Aa, üzerimde böyle bir şey bıraktı. Hemen onu kapatıyor. Ana memesi gibi kapatıyor. Kapatıyor. Kızıl babası çok yapıyor. Kirazda da var. Kirazda. Burada bir örnek var. Kapatıyor. Rahm-ı Mader gibi. Bu sefer ilginç olan bu bir. İkincisi,
ağaç kendisine lazım olacak maddeleri almıyor. Buna ne lazımsa köke onu mesaj veriyor. Diyor ki misafirimiz var, gıdası şu, artık kendisine gıdalanmayı bırakıyor. Buradaki misafire uygun gıdalar alıyor. Bu sefer ağaç gıdasız kalıyor. Yaprak kuruyor, düşüyor. Bu sefer bu mahluk rahuma der ya, kısmen de belirli bir seviyeye kadar geldi. Bu sefer canlanmaya devam ediyor. Yani hayatiyeti devam ediyor. Yemeye başlıyor, yaprak da düştü ya. Tam yaprak bitiyor, bahar geliyor. Sarı yaprağı mı yiyor? Evet yani, sarılaşıyor yaprak. Bakın yeşildi. Üzerini kapatıyor. Çok zeki çünkü ağaç. Bu çünkü yanar. Silinir. Yok olur. Uçar. Hemen kapatıyor. Anne karnı gibi yapıyor. Sonra diyor ki bu yaprak. Ey ağacın kökü, buna şu gıdalar lazım misafirimize. Bize kendisine ait gıdayı kesiyor. Buna uygun malzeme gelmeye başlıyor. Bu burada hayatiyeti devam ediyor, gelişiyor. Tabii ki ağaç gıda almayınca bir yaprak kuruyor. Kış geliyor demek. Yaprak düşüyor aşağıya, birbiri üstüne geçiyor yapraklar. Güzel bir yatak oluyor. Soğuk kar onları öldürmüyor. Sonra karın altındaki yaprak o böcek onu yiyor. Sonra yapraklıklarda hani dolaşıyoruz ya, ayağımız çarptı zaman pav böyle binlerce, milyonlarca şey, sinekler çıkıyor böyle böyle şeyler. Tabii, onlardan zemin. Onlardan. Şimdi yiyor tam yaprak bitmeye yakın bahar geliyor. Ondan sonra yapraktan dışarı çıkıyor yeni de şey. Şuraya bak ya. Şu sisteme bak. Mesela belgeseller yapıyorlar BBC'de. Yani hayret ediyor değil mi? Adam sırf onu çekmek için helikopter kullanıyor, bilmem ne kamerası kullanıyor. Ya onun o meziyetlerini hayret verici ya. Hayvana bu donanımların nasıl takılmış ya? En büyük bir cisim kendini hizmetkar ediyor. Kendi işlerinde çalışıyor. Mesela güneş bize çalışıyor. Lamba ve soba. Ama mesela şu bizim bu hale gelene kadar şu aynı cins insan keban barajını yapacak. Ta ne kadar tapular var. Bak bu kardeşim elektrik sanatı. Değil mi? Bu buraya gelene kadar kullanılan teknolojiyi düşün. Ampul da dahil. Ampul içindeki gaz veya wolfram teli. Camından kebana kadar süreci düşünün. Bir de güneşi düşün. Faturayı yatırmasa ne yaparlar? Keserler. Güneşin de faturası olsaydı kaç para verecekti? Yok bir şey. Var mı? Var. Nerede kesilecek? Ya dünyada ya ahirette. Mesela suyun da faturası geliyor. Vermeyince kesiyorlar. Ama bulutun faturası olsa... Telefonun kontrolü var. Bak ağzımın kontrolü yok. Kulağımın kontrolü yok. İyi ki kontrol koymadı. Mesela Allah dese ki her gün 100 kontrol var ağzına. Yalan konuştum 5 kontrol. Gıybet ettin 3 kontrol. İftira ettin 2 kontrol. Normal konuşma 1 kontrol. Peki 100 kontrol toplam şeyi var. Öğleyene kadar, öğleden sonra herkes sağır olur. Dilsiz olur. Kimse maç konuşur muydu? Fuzuli kim konuşur muydu ya? Kontrolüyoruz. Kim telefonla şey yapar mı ya? Kontrollü telefonlarda. Aa bir maç anlatayım sana. Şöyle yaptı da böyle yaptı. Yapan olursa da kafadan eksik derler. Burada tam kesecek işte. Evet. Yani ne yapardık? Konuşmazdık. İsraf etmezdik. Hep böyle yapardık. Hani ben aramayayım. Kontrolüm gitmesin diye çağrı bırakıyoruz ya. O arasın beni diye. Şöyle yapardık. O da yer mi? O da böyle yapar. Konuşma gelişmezdi. Allah insanın izzetini dokunmuyor. Kendine isyan ettiği halde o ağzı kapatmıyor. Sen bu hatlardan faturasını yatırmasan taktiği kesiyor hattını. Hiç. Ama Cenab-ı Hakk'a hattı kesiyor kafir, hat kesiliyor. Ama Allah o taraftaki konuşmaları yani hattı kesmiyor. Evet, fatura orada çıkacak ama. İşte onda لَوْ يُعَخَدُ اللّٰهُ النَّاسَ اُمَا كَسَبُ
Ma talaka ana Allah min dabbe. Eğer insanlara, mahlukatın yaptığı günahlara karşı, hatalara karşı ceza verseniz bir tane mahluk bırakmazdık diyor. Amin. Ve ecelin müsemme, ecelin müsemme bırakıyoruz diyor. Ahiret. İkinci. İnsanlara lazım olan hava mesela, en çok lazım olan en ucuz. En ucuz. Hiç de düşünmeyin. İnsanların uğraştığı şeylerde en az olan en pahalı. Öyle. Mesela altın en pahalı, az. Hava çok ihtiyaç var ve hiç de düşünmüyor. Değil havayı. Havanın varlığının şuurunda şöyle dursun. Yaşadığımızın farkında bile değiliz. Bugün kaç kişi bu cemaate soruyor. Sokaktaki zaten bilmiyor. Kaç kişi yaşadığımızın farkındayız? Yaşadığımızın farkında bile değiliz. Ya. Daha başka şeyleri bunlara kıyas et. Adeta her bir şeyi bütün bu alemdeki hılkatleri musahhar ediyor. Yani her şey her şeyle alakadar arkadaşlar. Bu çok mühim. Bir şey yapmak için bütününe sahip olman lazım. Bütününe sahip olman lazım. Bir atom kiminse atomla yapılan da onundur. Deniz kiminse içindekiler de onundur. Ya, bir şey yapmak yetmiyor. Bütününe hakim olman lazım. Eğer o gizli zatı kabul etmesen, bütün bu memleketteki taşında, toprağında, hayvanında, insana benzer mahluklarda o zatın bütün hünerlerini, sanatlarını, kemalatlarını birer birer o şeyleri vereceksin. Eğer kabul etmesen diyeceksin ki bu işi kendisi yapıyor. Başka çaresi yok ki. Kedi diyecek ki ben özelliğimi kendim tat. Ağaç diyecek ki kendini kendim yap. Yani var ya kendi kendine. İlkokul çocuklar gibi ecele bakalım. Kendi kendine olmayan ben nasıl olmuşum? Olmayan ben beni yapmış. Yokum ben. Bak kendisi kendisini. Yapılan da kendisi, yapan da kendisi olur mu? Bir şey hem yapılan hem yapan olur mu? İşte aklın uzak gördüğü bir tek mucizduma zatın bedeline milyarlar onun gibi mucizduma hem birbirine zıt hem birbirine misil hem birbiri içinde bulunsun, bu intizam bozulmasın, ortalığı karıştırmasınlar. Yani bir tek Allah'ı kabul etmek ne kadar zorlanıyorsun, buna mukabil her şeyi Tanrı demen lazım. Toprak Tanrı gibi düşünmesi lazım. Aşağı negatif olduğu için Allah demiyorum. Bir Allah'ı kabul etmeyince her bir şeyin zerrata denilince, çünkü mesela şurada vazife yapan hücreyi düşün. Eğer Allah bunu göndermiyorsa haşa, bu zerre beni bilmesi lazım. Yedim. Midemden ta sürecin sonuna kadar bütün safahatı bilmesi lazım. Benim yerim orası deyip buraya kendisi oturması lazım. Hepsinin anlaşması lazım. Beyinle irtibatı var, karaciğerle irtibatı var, var da var. Oksijenle ihtiyacı var, akciğerle. Yani bu zerre her şeyi bilmesi lazım, her şeye hakim olması lazım, aynı zamanda her şeye mahkum olması lazım. Bir tek şeyi kabul etmek zor geliyor ama bütünü aynı özelliğe sahip olduğu halde, birbirine zıt oldukları halde Tanrı demen lazım. Yani haşa Allah'ın özellikleri gibi her bir zerre özellik vereceksin. Bir Allah'ı kabul etmek bundan daha kolay değil mi? Hem de birbirine zıt, itme kuvveti çekme kuvvetine zıt, kör görmeye zıt, ölü diriye zıt, alt üste zıt, her şey birbirine, yani zıtlarıyla beraber var her şey, karşıtlarıyla beraber var. Bak ölüden diri çıkartacaksın. Ölü bir şey olsa rekabet olmaz mı kendi halinde? Olmaz tabii. Ölü bir şey olsa kendi halinde rekabet olmaz mıydı? Üstünlük. O zaman ne olurdu? Sistem ne olurdu? Arkadaşlar ya düşünün şimdi ölüyü dirilteceksin ya. Nasıl bir ilim, nasıl bir teknoloji, nasıl bir güç ya, nasıl bir meziyet. Ölüyü dirilten ölü olur mu? Bana gözü veren kör olur mu? Bana kulağı veren, bak Allah demiyorum, verdi demiyorum. Bana kulağı veren sağır olmaması lazım. Bana iradeyi veren iradesiz olmaması lazım. Bana şuuru veren şuurlu olması lazım. Ve hakeza. Yani çok mu zor bunu hedemek?
Bana hayatı veren ölüdür, diridir. Hangisi daha mantıklıdır? Bana gözü veren görme kabiliyeti, görme özelliği, görme şeyi var, hazinesi var. Veya yok canım, gerek yok ki bana gözü veren. Niye görsün ya? Kör de olabilir. Hangisi zor yani? Hem birbirine zıt, hem birbirine misil. Yani mesela hücreler birbirine zıt. Hem de misil olacak, eşit olacak. Çünkü üstünlükleri yok ki. Hem birbiri içinde bulunsun, birbiri içinde olacak. Birbirine emredecekler, hem emredilecek. Bu itizam bozulmasın, ortalığı karıştırmasınlar. Halbuki bu koca memlekette iki parmak karışsa, karıştırır. İki tane kaymakam, iki tane okul müdürü olsa ne olur? Evde iki tane reis oldu mu, ne kadar sıkıntı çekiyoruz. Ne yapıyoruz? Rahatlamak için itaat et, rahat ediyoruz. Çünkü bir köyde iki müdür, bir şehirde iki vali, bir memlekette iki padişah bulunsa karıştırır. Nerede kaldı hadsiz hakimi mutlak beraber bulunsun? Yani iki tane ya. Bir köyde iki tane muhtar. Bir şehirde iki tane vali. Hiçbir yerde yok. Yok. Mesela deseler ki ya bu akşam bu ders salonunu bir amaya deseler ki burayı tanzim et. Hayalim böyle gözü kapalı ya. Şey yapar, koltuklarını böyle getirir. Bir şey yapar. Ama daha çabuk olsun diye 10 tane amayı getirsen, şimdi o bu masayı getirir, tam kitap getirecek. Bunu ne yaptığını o bilmediğinden dolayı bu masayı oraya al. Yani birbirini takviye edici işleri yapmazlar. Bakın, bunu ne yaptı o bir tanesi ama? Ha, tamam. Şimdi ne yapayım? Buraya masaya şey koydum, kitap getireceğim. Gidiyor tabii, kitap ararken, o öteki ama bu ne yaptığını bilmiyor ya. Gayesini bilmiyor. Bunu da alıp oraya götürecek o şimdi. O da gelecek, Allah Allah, yok. Nerede arayacak? Yani körlerin, sağırların, şuursuzların, gayetsizlerin çoğalması nispetinde iş tamamen çıkmaza gider. O zaman Allah var. O zaman Allah var. El Fatiha.